başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bugün yaşanan yargı yürütme tartışması içerisinde belki de en mağdur kesim, bugün cezaevlerinde olan tutuklu veya hükümlü, hangi davadan yatıyor olursa olsun en mağdur kesim olarak ifade edebileceğimiz cezaevi mağdurları söz konusudur. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin herhangi bir cezaevinden ya tutuklu hükümlüler ya da onların yakınları parti teşkilatlarımıza, meclis grubumuza, insan hakları kuruluşlarına ihlal başvurusu yapmıyor olsun. Neredeyse her gün her yerden son derece ciddi, son derece dramatik başvurular alıyoruz. Bakın, Adalet Bakanlığı kendisine bağlı olan bu cezaevlerinin tamamında bütün idari ve siyasi sorumluluğa sahip olmasına rağmen maalesef ki bize yapılan başvurular neticesinde Adalet Bakanlığı'na yönlendirdiğimiz hiçbir başvuruyla ilgili bugüne kadar ciddi, tatmin edici, gerçekten de içimizi rahatlatacak bir uygulama imza atmamıştır. Geçen haftalarda Sincan cezaevinde, burada bakanlığın burnunun dibindeki cezaevinde çocuk mahkumlar, çocuk tutsaklar 50'den fazla gardiyanın saldırısına uğramış, saatlerce işkence yapılmış. Milletvekillerimiz acil olarak cezaevine gitme konusunda bakanlığa başvuru yapmış, bakanlık cezaevlerine girişine izin dahi vermemiştir. Hukuksuz bir şekilde kendi yetkilerini de aşarak bir milletvekilinin cezaevine gidip durumu tespit etmesini bile bakanlık bizzat kendisi engellemiştir. Bunun üzerine bir grup avukat arkadaşımız ve insan hakları kuruluşlarından yetkililer Sincan cezaevine gitmişler ve orada çocukların gerçekten de akla hayale gelmeyecek işkencelerle dövüldüklerini, zulüm gördüklerini tespit etmişler, gözlemlemişlerdir. Bu raporları bizler Adalet Bakanı ile paylaştık, cezaevleri genel müdürlükleriyle paylaştık, savcılarla ilgili adli mercilerle paylaştık. Bununla ilgili normal bir hukuk devletinde olması gereken şey neydi? Bakanın kıyameti koparması, savcının derhal soruşturma açması ve işkence yapan güvenlik görevlileri gardiyanlarla, müdürlerle ilgili derhal işlem yapmasıydı. Beklenen buydu. Ama bunun yerine işkence gören çocuklar Şakran ve Tekirdağ cezaevlerine sürgüne gönderildiler. Şimdi Adalet Bakanı ve Başbakan çıkıp işte yargının içerisinde çeteler var, bu çeteleri temizleyeceğiz, efendim bu çeteler bizlere komplolar, operasyonlar kuruyor derken kendi eliyle nasıl çeteleştirdiklerini de aslında itiraf etmiş oluyorlar. Bu cezaevi gardiyanlarını, cezaevi müdürlerini Barış ve Demokrasi Partisi mi atadı? Bunları denetleme yetkisi, sorgulama yetkisi, onların işkence uygulamalarını takip etme yetkisi ve sorumluluğu partimizde midir ya da başka bir partide midir? Hayır. AKP'de ve ona bağlı bakanlıklardadır. Bakın, yani buradan okumaya dilim el vermiyor. Küçük çocuklara Ankara'nın merkezinde bakanlığın burnunun dibinde yapılan bu işkenceler yenilir yutulur gibi değil. Bugün Adalet Bakanı grubumuzu ziyaret edecek, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yapılacak değişikliği görüşecek. Ama bizim birinci gündem maddemiz budur. Cezaevinde yaşanan işkencelerdir. Hakeza İzmir'de Kırıklar cezaevinde süngerli oda olarak adlandırılan işkence odasının görüntüleri bizzat cezaevi yönetimi tarafından mahkeme dosyasına sunulmuştur. Aleyhte delil olarak sunulmuş ama mahkumu suçlama açısından sunulmuş ama bir gerçeği de itiraf etmiş, ortaya çıkarmış oldular. Türkiye cezaevlerinde işkence odaları var. Ve Sincan'da dövülen çocuklar da götürüldükleri, sürgün edildikleri ilk cezaevinde elleri arkadan kelepçeli, iki gün boyunca bu süngerli odada yüzüstü yatırılarak işkenceye devam edilmiştir. 2013 Türkiye'sinde bu işkenceler devam ederken, cezaevinde bu dramlar devam ederken başka hiçbir konuyu konuşmaya gerek yok. Hükümetinizin iç yüzü budur işte. Hükümetinizin gücü cezaevinde rehin aldığınız çocuklara işkence yapmaya yetiyor. Bunlardan hesap sorma, sorumlularını açığa alma, yargılama, yargıya teslim etme adına
Tek bir uygulama yok. Şimdi bundan sorumlu Adalet Bakanı'na sormak istiyorum. İki bakanınızın da oğlu şu anda cezaevinde. Eski iki bakanın oğlu şu anda cezaevinde. Bakanların çocuklarına aynı muamele yapılırsa, aynı muamele yapılırsa, bu iki bakanın tutuklanmış olan çocukları cezaevinde 50 gardiyan tarafından sopalarla, demir borularla dövülürse ne yaparsınız? Ne yaparsınız merak ediyorum. Bakan çocuğu dövülünce ne yapılır? Gariban emekçinin, yoksulun çocuğu dövülünce ne yapıldığını gördük. Onları sürgün ediyorsunuz. Dayak yeni, işkence göreni sürgün ediyorsunuz. Bakan çocukları cezaevinde dövülseydi ne yapardınız? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Bakan çocukları gözaltına alınınca ne olduğunu gördük. 800 polisi, emniyet müdürünü görevden aldınız. Ya açığa aldınız, ya sürgün ettiniz, ya görev yeri değiştirildi. Peki gardiyanlar bunları sizin çocuklarınıza yapsa bunu içinize sindirebilir miydiniz? Sizin çocuklarınız hukuk karşısında çok mu daha değerli? Allah tarafından özel mi yaratıldı sizin çocuklarınız? Halkın gariban çocuklarından çok mu daha değerli sizin çocuklarınız? Cezaevlerindeki bu işkencelerin derhal durdurulması lazım. Adalet Bakanı'nın bizzat, başka heyet göndererek değil, müfettiş göndererek değil, bizzat Adalet Bakanı'nın, yani Bekir Bozdağ'ın bizzat bu cezaevlerine gidip bu çocukları görmesi, işkence yapan müdürle, gardiyanla, baş memurla ilgili derhal adli işlem, idari işlem başlatması gerekir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunlar yapılmadığı müddetçe bize kimse yargıdaki çeteden falan söz etmesin. Çete budur işte. İşkence çetesinden hesap sormayacaksınız. Sizin çocuklarınıza dokunulduğunda kıyameti koparacaksınız. Çocuklarınızın ne üstünlüğü var? Anayasada bakan çocuklarına işkence yapılmaz ama halkın çocuklarına işkence yapmak serbesttir diye bir madde var da biz mi bilmiyoruz? Yine Silivri 1, 3 ve Altınoluk cezaevlerinde dün Silivri'de duruşmaya gittiğimde aynı şikayetleri aldım. Bakın Türkiye'nin bütün cezaevlerinde şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Zaten bunları haksız bir şekilde tutukladınız. Zaten sizin çete dedikleriniz bunları tutuklayıp içeri koydular. Başbakan biraz önce kendi ağzıyla itiraf ediyor. Bazı dosyaların diyor yeniden ele alınması lazım. Bazı dosyalarda uydurma delillerin, komploların nasıl yapıldığı daha iyi ortaya çıktı diyor. E biz bunları söylediğimiz günlerde sen çıkıp kürsülerden bu yargıçları, bu savcıları, bu polisleri savunuyordun. Durun bakalım bağımsız yargı işini yapsın. Belediye başkanlarınız ne suç işlemiş göreceksiniz diyordun. Aradan 5 yıl geçti. Tek bir suçlarını ispatlayamadınız. 13 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar cezaevlerine alıp haksız, hukuksuz, ahlaksız bir şekilde rehin olarak tuttunuz. Yetmiyor üstüne cezaevinde işkenceler yapıyorsunuz. Pozantı cezaevinde yaşanan taciz, tecavüz, ahlak dışılığını, insanlık dışılığını daha unutmadık. Pozantı cezaeviyle ilgili tek bir işlem yapıldı mı? Müdür mü görevden alındı? Yargılandı mı? Gardiyanlar mı sorgulandı? Ne yapıldı? Halkın değeri bu kadar işte. Halkın çocuklarının değeri bu kadar. Bu ülkede bakan çocuğu olmak varmış. E hepimiz de bakan çocuğu olamayacağımıza göre bu zulme evet mi diyeceğiz? İçimize mi sindireceğiz? Görmezden mi geleceğiz? Adalet Bakanı bugün grubumuzu ziyaret ettiğinde bunların hesabı kendisinden sorulacak. Bizzat iyi müdahale etmesini bekliyoruz. Bakan olarak bizzat iyi bu cezaevlerini ziyaret etmesini, işkence gören çocuklardan, mahkumlardan özür dilemesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Biz bu konuyu önemsiyoruz, takipçisi olacağız. Gündemden düşmesine de izin vermeyeceğiz. Buradan cezaevindeki bütün mahpuslara, tutsaklara hem selam saygılarımızı, hem yalnız olmadıklarını, dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Hem bütün mahkum yakınları bu konuda müsterih olsun. Barış ve Demokrasi Partisi burada var olduğu müddetçe kimse cezaevlerindeki işkenceleri örtemez, zulmü örtemez. Biz burada Kulu Yakını Dernekleri, İnsan Hakları Dernekleri raporlarla, dosyalarla
ilgili mercileri bilgilendirdiler. Ama şu anda ölümle boğuşan, yaşamının son günlerini ailesinin yanında ya da en azından hastanede geçirme isteği olan tutuklulara bile yasa uygulanmıyor. Mevcut yasa bile uygulanmıyor. Yine soruyorum. Bu iki bakanın çocuğu Allah korusun hasta olsa, içeride ölümcül hasta olsa, ne yaparsınız? İçinden mesulsünüz. Başına gelecek her şeyden de siz sorumlusunuz. Yeni bakan olarak bu insanların işkencesinden ve cezaevindeki katliamlarından sorumlu olmak istemiyorsanız gereğini yapın. Bakanlığımızın ilk pozitif icraatı bu olsun. Bu konudaki çağrımızı bu şekilde yenileyelim değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin 17 Aralık'tan beri tartıştığı en önemli gündem maddesi şüphesiz ki rüşvet, yolsuzluk operasyonları ve buna bağlı olarak gündeme oturan paralel devlet yapılanmasıdır. Eminim ki kamuoyu bütün olup bitenleri, tartışmaları, bütün görüşleri bütün çıplaklığıyla izliyor. Artık mızrakın çuvala sığmadığı dönemlerden geçiyoruz. Sözün, lafın kifayetsiz kaldığı günlerden geçiyoruz. Herkes bir başkasının pratiğine bakarak ancak değerlendirme yapabilir. Sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir. Rüşvet ve yolsuzluk denetime tabi tutmaktır. Hırsız değilseniz bir korkunuzun olmaması lazım. Bir şey çalmadıysanız, kasalar size ait değil, ayakkabı kutuları bizim değil diyorsanız, bunlar da hırsızlık parası değil diyorsanız, şeffaf bir şekilde kendinizi denetime açmanız lazım. Yargının çete tarafından mı, paralel devlet tarafından mı, AKP yargısı tarafından mı, başka bir yargı tarafından mı yönetildiğini biz bilemeyiz. Biz uygulamalara bakıp hep şunu söylüyorduk. Bu yargı yasayı uygulamıyor. Var olan antidemokratik yasaları bile uygulamıyor. Bu yargı siyasi bir kararla hükümetin ve cemaatin ortaklığı çerçevesinde, işbirliği çerçevesinde başka yerlerden talimat alarak operasyon yapıyor, tutuklama yapıyor ve siyasete hizmet etme açısından kendini konumlandırmış durumda diyorduk. Kim toz kondurmuyordu bu yargıya? Bunlar. Aynı hükümet, aynı cemaat. Bunlara toz kondurmuyorlardı. 10 bin Kürt siyasetçisi 4 yıl boyunca bütün bu operasyonları nasıl savunduklarına tanıklık ettik. Bunları unutmayacağız. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi eğer hırsızlık, rüşvet, yolsuzlukla ilgili kamuoyunun gözlerinin önüne serilen dosyalarda komplo var diyorsanız, bunu ortaya çıkarmanın yolu başka komplolar düzenlemek değildir. Bunu ve bu komplo iddialarını bertaraf etmenin yolu da otoriterleşmek değildir. Demokrasiye sarılmanız gereken yerde aynı zihniyetle, sizin komplo olarak nitelediğiniz zihniyetle hareket ediyor olmanız sizi masum çıkarmaz, masum göstermez. Hırsızlık gibi, yolsuzluk, rüşvet gibi toplumun çok hassas olduğu bir konuda herkesi tatmin edecek cevaplar vermeden, herkesi ikna edecek cevaplar vermeden siz deri tek bir kuruş fazla vermemek için komisyonlarda bakanlarınızla birlikte elinizden geleni yapıyorsunuz. Orada memleketin bir kuruşunu mu korumaya çalışıyorsunuz? Peki oradaki hassasiyetinizi hırsızlık ve rüşvet meselesinde niye göstermiyorsunuz? Milyarlarca dolarlık iddia var ortada. Bütün bu iddialara, bütün bu ortaya çıkan dosyalara, telefon kayıtlarına, görüşmelere dair tatmin edici bir cevap vermeden siz hiçbir komployla, paralel deriniyle, devletiyle uğraşamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey demokrasiye sarılmaktır. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet iddialarının örtülmesini asla kabul etmeyeceğiz. Ne olursa olsun sonuna kadar üstüne gidilmesi konusundaki tavrımızı sürdüreceğiz.
Sizler 34 Kürt çocuğu sınırdan kaçakçılık yaptı diye öldüren, katleden hükümet değil misiniz? Bu kadar kıymet veriyorsunuz kaçakçılık, hırsızlık meselesine. 34 kişiyi öldürüp üstünü kapatacak kadar hassassınız kaçakçılık, hırsızlık meselesinde. Değil mi? Hadi çocuklarınızı da mı bombalasın? Hesap vereceksiniz. Bu konuda komplo teorilerinin arkasına sığınılarak kapatılacak bir mevzu olmadığını herkes biliyor. AKP ile ilgili hırsızlık, yolsuzluk iddiaları bununla sınırlı değil. Cemaat hangi niyetle yaptı? Bunu bir kenara bırakalım önce. Önce bunun bir hesabını verin. Hırsızlık yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunun ortaya çıkması için kendinizi bir denetime açın bakalım. Cemaatin ve ondan emir alan savcıların ve polislerin de derdinin hırsızlık olmadığını biz de biliyoruz. Öyle olsaydı 11 yıldır beraber bu işleri çevirmezsiniz. Gerçekten dertleri operasyon olmadığını biliyoruz. Vicdanen harekete geçmiş savcılar, vicdanen harekete geçmiş polisler olmadığını biliyoruz. Ama bu sizin durumunuzu kurtarmaz. Önce bu konuda herkesi tatmin edecek, hepimizin içini rahatlatacak bir duruş sergilemeniz lazım. Onu yapmazsanız toplum olarak hırsızlığı içimize sindirmiş bir toplum haline geliriz. Bir tek gün dahi siyasette yol yürüyemeyiz. Bu hırsızlık ve yolsuzlukların mutlaka ama mutlaka üstüne gidilmesi lazım. Şu anda elinde hırsızlık soruşturması, yolsuzluk, rüşvet soruşturması olan savcılar eminim ki tedirginler. AKP'ye karşı artık kim hırsızlık, rüşvet soruşturması yaparsa bu paralel devletin bir parçası olarak tanımlanacak. Bu başlı başına bir handikaptır. Kimse çıkıp da AKP ve AKP yandaşları tanıdığıdır. Milletvekilinin tanıdığıdır. Bütün bunlar yapılırken, olup biterken biz sadece ortada komplo var, komployu görelim ama rüşveti görmeyelim diyemeyiz. İkisini de göreceğiz. Evet, Türkiye'de bir paralel devlet var, bir de paralel ekonomi var. İki tane paralel var. Şimdi bu paraleller birbiriyle çatışıyor. Paralel ekonomi yokmuş gibi davranamazsınız. Türkiye'de resmi hazine, Merkez Bankası ve resmi maliye ile birlikte bir de gayri resmi hazine, gayri resmi maliye ve orada biriken paralar var. Paralel bir ekonomi yürütmesi var. AKP bütün bunların hesabını vermeden asla ama asla paralel devletle mücadele edemez. Derin yapılarla mücadele edemez. Bunlarla mücadele etmenin yolu şu anda hükümetin panik haliyle yaptığı düzenlemeler değildir. Hükümet, evet, zafiyetinizden kaynaklı bir yöntemdir. Siz bu kapıları açtınız. Hükümet olarak sizler Türkiye ekonomisini yandaşlarınıza peşkeş çekerek, uzun yıllardır da cemaat yapılarıyla paylaşarak bu zemini siz oluşturdunuz. Hiçbir günahınız yokmuş gibi. Sütten çıkmış ak kaşık misali mağdur pozisyonuna bürünmenizi de kabul edemeyiz. Ortada bir mağdur varsa halktır. Çalınan çırpılan paralardan, yargıyı ele geçiren paralel devletten muzdarip olan, mağdur olan halkın kendisidir. Binlerce insan suçsuz yere cezaevlerindedir. Milyonlarca insan açlık sınırının altındadır. Sizin bu paralel ekonominiz nedeniyle Türkiye'de kazanılan gayri safi milli hasılanın dağıtımında büyük bir adaletsizlik oluşmuştur. Yol yaptık diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 59'un malını satmışsınız. Bunların bir kısmının yola, bir kısmının da yolsuzluğa gittiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ve eğer hükümet bütün bu olup bitenlerden ders çıkarıp bugüne kadar yaptığı demokrasi hamlelerinin aslında ne kadar boş olduğunun farkındaysa,
gerçekten tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görüyorsa artık gerçek demokrasinin zamanının geldiğini anlaması lazım. Sayın Başbakan'ın yapması gereken şey otoriterleşmek değildir. HSYK'yı Adalet Bakanlığı'na bağlamak değildir. Yargıyı bizzat kendine bağlamak değildir. Doğru olan şey bağımsız, tarafsız bir yargıyı oluşturmaktır. Anayasa değişikliği gerekiyorsa, ki gerekiyor, bunun için biz hazırız. Allah aşkına şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülen Hakim Savcılar Yüksek Kurulu tasarısı kimin içine sinebilir? Bir Adalet Bakanı, hakim ve savcıların neredeyse bütün kurum kuruluşlarını kendine bağlayarak, neredeyse mahkemeleri bile kendine bağlayarak mı bu süreci demokratikleştirecek? Zaten şikayetçi olduğumuz mevzu başlık bu değil mi? Yargının cemaate, siyasete bağlı olması değil mi şikayetçi olduğumuz konu? Bundan kurtulmanın yolu cemaatten alıp AKP'ye bağlamak mıdır? İyi ve tarafsız bir yargıyı oluşturabilecek bir HSYK düzenlemesine hazırız. Anayasal düzeyde destek vermeye hazırız. Ama bununla bitmeyeceğinin de farkındayız. Yıllardır, 11 yıl AKP iktidarı döneminde, ondan önce başka iktidarlar döneminde göreve alınan hakim savcıların nasıl seçildiğini iyi biliyoruz. Bakın, hakim savcılar yazılı sınavında %90 başarıyı sağlayan, %90 yazılı sınavda %90 ve üstü başarıyı sağlayan hakim savcı adaylarından sadece %10'u mülakatı geçebilmiş. Teorik olarak hukuku bilen, teorik olarak hukuka hakim olan kişiler mülakat sınavında elenmişler. Bunların sadece %10'u hakim savcı olabilmiş. Geri kalan %90'ı kimlerden seçiliyor? Yazılıda başarısız olan ama cebinde referansı olan, cemaatten cebinde olanlar. Dolayısıyla bunları siz yetiştirdiniz. Bu hakim savcıların atamasını siz yaptınız. Hukukta kaliteyi siz düşürdünüz. Ve ortaya çıkan tablodan da en çok siz şikayetçi oluyorsunuz. En mağdur da sizsiniz. Bu mağdur olma konusundaki başarılarını kutlamak lazım. 11 yıldır bunlar mağdurlar. Sanırsınız ki BDP'nin başına gelenler bunların başına gelmiş de iktidarda biz vardık, bunlar hep mağdurlar. Ne olsa bunlar mağdurlar. Her şeyi yapan bunlar, yetki bunlarda, sorumluluk bunlarda, para bunlarda, bütçe bunlarda ama yine mağdurlar. Ortada bir tezgah var, bir komplo var ama bu tezgahın ve komplonun iki tarafını da görüyoruz biz. İşte BDP'nin tavrının bu şekilde doğru anlaşılması lazım. Bazıları BDP'yi eleştiriyor ya, AKP'den yana olmuşuz gibi. Bazıları da BDP'yi eleştiriyor, cemaatten yana olmuşuz gibi. Kusura bakmayın. Biz yolsuzluk ve hırsızlığa da karşıyız, paralel yapılara, derin devlete de karşıyız. Bu ikisine aynı anda karşı olmak aklınız tarafından almıyorsa, bunu anlayamıyorsanız bu bizim suçumuz değil. Üçüncü bir yol var diyoruz. Türkiye bunlara mecbur değil. Bunlar arasında bir tercihte önüne bu üçüncü alternatifi güçlendirmiş olarak çıkacağız. Yeni bir iktidar, yeni bir halk iktidarı umudu doğuyor. Halkların Demokratik Partisi ile ve Barış ve Demokrasi Partisi ile yerel seçimlerde yakalayacağımız çıkış bu umudun büyüdüğünü ve büyüyeceğini gösterecektir. Biz bu iki çatışan egemenlik yarışına giren kesim arasında tercih yapmak zorunda değiliz. İkisinin de aynı şekilde suça bulaştığını ve ikisinden de hesap sorulması gerektiğini söyleyen bir çizginin sahibiyiz. Başkalarının kuyruğuna takılacak bir muhalefet değiliz. Bizim derdimiz AKP'yi kurtarmak değildir. Yazılıp çizilenlere bakıyorum da bunu yazıp çizenlerin kendisinin utanması lazım. En çok muhalefeti yapan, AKP'ye karşı da en çok bedel ödeyen Barış ve Demokrasi Partisi'nin
bugün hırsızlığın ve yolsuzluğun yanında durduğunu iddia etmek için aklını ekmek peynirle yemek lazım. Bizim dışımızda Türkiye'den muhalefet yok. Keşke olsa da birlikte muhalefet edebilsek. Keşke ana muhalefet partisi bütün olup bitenleri doğru okuyabilse de birlikte muhalefet edebilsek. Ama işin ucuzuna, işin maliyetsiz tarafına kendimizi kaptırıp birilerinin kuyruğuna kapılmayı biz muhalefet olarak değerlendirmiyoruz. Muhalefet yapmak bu değildir. Yasal değişiklik buna hizmet ederse biz iktidarı destekleriz. Buna hizmet etmeyen hiçbir değişikliğe biz parlamentoda evet demeyeceğiz. Derin yapılarla mücadele etme adına en etkili yöntem yeni bir anayasadır. Demokratik bir anayasadır. Özgürlükçü bir anayasadır. Bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Siz derin yapılarla yeri geldiğinde uzlaşarak, yeri geldiğinde ittifak yaparak, yeri geldiğinde çatışarak, kendinizi onun yerine ikame ederek bunlarla hesaplaşamazsınız. Bakın Türkiye'de askeri vesayet tasfiye edilirken ne diyorduk? Evet, askeri vesayet tasfiye ediliyor ama yerine başka bir sivil vesayet ikame ediliyor. Bu nedenle bu Ergenekon operasyonlarının demokrasiye ulaşmayacağını belirtiyorduk. Bizi o dönem neyle eleştiriyordu bunlar? Efendim siz Ergenekoncuların yanında duruyorsunuz. Siz bu operasyonları yeterince desteklemiyorsunuz. Bakın nereye geldik. Bugün 3 yıldır bu kürsüde bizim söylediğimizi başbakan söylüyor. Kulağınızı, gözünüzü bir kez daha o günlere yönlendirin, hatırlayın. Bizim o gün söylediklerimizi bugün başbakan söylüyor. Derin devlet var diyor. Biz diyor vesayetçi yapıyı tasfiye ederken meğerse diyor yerine başka bir vesayetçi yapı oluşmuş. Yeni mi uyandı? Haberin yok muydu gerçekten? Burnunun dibinde bütün bunlar olup bitmişse zaten başbakan değilsin. Bu daha vahim. MİT sende, emniyet istihbarat sende, jandarma genel komutanlığı sana bağlı, istihbaratı sana bağlı, genel kurmay senin emrinde, istihbaratı sana bağlı. Bütün bunlar olurken senin ruhun duymamış, bir paralel devlet inşa etmişler, haberin olmamış ve bunu da bir başbakan olarak mağdur sıfatıyla söylüyorsun. Bu zaten başlı başına bir hatadır. Senin yeterince başbakanlık yapamadığının göstergesidir. Önce bu konularda bir öz eleştiri vermesi lazım başbakanın. Çıkıp evet biz hata yaptık. Bu kesimlere devlette alan açarak, devleti bu kesimlere teslim ederek, göz yumarak hata yaptık diyecek. Bunları biz yaptık diyecek. Bizzat kendi imzasıyla atanmış valiler, emniyet müdürleri bunlar. Bunların kim olduğunu bilmiyordum deme şansı yok. Birçoğunun cemaat referanslı olduğunu bilerek atadınız. Hatta danışmanlarınız bunu yazdılar. Biz iktidara gelmeden önce cemaatin kaç valisi vardı, şimdi kaç valisi var diyor. Yüzünüze gözünüze dursun demeye getiriyor. Size bu kadar valilik verdik, savcılık verdik, rektörlük verdik, kaymakamlık verdik, hakimlik verdik, yine de yaranamadık diyorlar. Bunu itiraf ediyorlar. Bakın bunlar bütün çıplaklığıyla tartışılmadan, konuşulmadan, deşifre edilmeden ve hesabı sorulmadan ne yolsuzlukla, hırsızlıkla tam mücadele olur, ne paralel derin devletle tam bir mücadele olur. Bunun yolu demokratikleşmedir. Özel yetkili mahkemelerden siz de mi muzdaripsiniz? Kaldıralım. Şimdiye kadar tetikçi olarak kullandınız. Bu özel yetkili mahkemeleri kendi muhaliflerinizi ezmek için tetikçi olarak kullandınız. Kaldırın dedik, olmaz. Değiştirin, olmaz. Bunlar suç işliyor dedik, hakkımızda suç duyurusunda bulundunuz. Şimdi geldik bugünlere, bunlar paralel devlet oldu dediniz, paralel çete yargısı oldu dediniz. Fakat bu çete dediğiniz yargının halen elinde tuttuğu binlerce tutsak var. Biz daha burada konuşurken yargılamaya devam ediyor bu çete. Hadi o zaman tek bir maddeye bakar. Tek bir madde. Kaldıralım özel yetkili mahkemeleri. Çetedir diyorsunuz. Kaldıralım, çeteye nasıl izin veririz? Bizim insanlarımızı yargılamasına nasıl izin veririz? Kaldıralım,
hepsi tahliye olsun, dosyaları sivil mahkemelere, genel yargı mahkemelerine gitsin. Yeniden soruşturmalar yürütülsün, gizli tanık üzerinden, gizli operasyonlar üzerinden, sahte deliller üzerinden oluşturulan dosyalar bir bir bertaraf olsun. Ondan sonra kim suçluysa cezasını çeksin. Biz de itiraz etmeyelim. Siz de itiraz etmeyin ondan sonra. Kim hırsızlık yapmışsa onlar da cezasını çeksin. Bakan çocuğu mu yapmış, senin çocuğun mu yapmış, kim yapmışsa cezasını çeksin. Özel yetkili mahkemeler durdukça çete faaliyeti devam ediyor demektir. Özel yetkili savcılar durdukça çete faaliyeti devam ediyor demektir. Bunları ben söylemiyorum, Adalet Bakanı söylüyor. Allah billah aşkına, başbakan ben oğlumu bunlara emanet etmem diyor, teslim etmem diyor. Biz neyiz? Halkın suçu ne? Sen çocuğuna emanet etmediğin mahkemelerde kaç bin tane ananın evladı yargılanıyor biliyor musun? Senin çocuğunla ilgili iddialar var, başkasının çocuğu puşu taktı diye bu mahkemeler 17 yıl ceza verdiler. Slogan attı diye 15 yıl ceza verdiler. Ne olacak bunlar? İşte bunların hepsi bu dönemde masaya yatırılması gereken konulardır. BDP'nin tavrını anlamayanlar, anlamamakta ısrar edenler bu söylediklerimizi iyi dinlesinler. Bunlar hırsızlığın, yolsuzluğun üstünü örtmek değildir. Gerçek bir demokrasiye ulaşmaya çalışıyoruz biz. Birileri cemaatin elindeki imkanı kullanarak AKP'yi sıkıştırmasından memnun olabilir. Bizim muhalefetimiz kuru bir AKP karşıtlığı üzerine inşa edilmiş değil. Kusura bakmayın. Bizim derdimiz sadece başbakandan hesap sormak değil. Hesap soralım da yerine ne gelecek? Yerine ne inşa edeceğiz? Bizim derdimiz budur. Biz yerine güçlü bir demokrasi inşa etmek istiyoruz. İşte HDP'nin, BDP'nin arayışı budur. Farkımız da budur. Hele bir bunlar birbirini yesinler, ondan sonra bir bakarız tavrı bizim tavrımız olamaz. Biz hükümeti daha fazla demokrasiye zorlamak zorundayız. Doğru muhalefet tavrı budur. Efendim hükümet demokrasiye sarılırsa bundan kurtulabilir. Ne yapalım? Bizim derdimiz demokrasi. Sizin derdiniz AKP gitsin de kim gelirse gelsin. Cemaat mi geliyor yerine? Başka bir derin yapı mı geliyor? Kimsenin umurunda değil. Bizim derdimiz biz AKP'yi sandıkta götüreceğiz. Biz onun yerine demokratik muhalefeti iktidara taşıyacağız derdidir. Biz AKP'yi götürüp yerine cemaati getireceğiz derdi bizim derdimiz olamaz. Başkasının derdi olabilir. Kendi hesapları kendileri bilir. Yolları açık olsun. Ama sırf kuru bir AKP karşıtlığı veya sırf kuru bir iktidar karşıtlığı yerine neyi inşa edeceğinizin, neyi vaat edeceğinizin olmadığı bir projenin içinde biz olmayız. Bunlar kirli projelerdir. Biz kirli projelerin içinde yer almayız. Açık ve şeffaf bir şekilde biz bu iktidarı sandıkta götüreceğiz. Yol yöntem budur. Bunun dışındaki yol ve yöntemler bizim destekleyebileceğimiz yöntemler olamaz. Buna da gücümüz vardır. Ana muhalefet partisi başta olmak üzere doğru bir muhalefet çizgisi izleyebilirsek önümüzdeki ilk seçimlerde AKP sandığın dibini görecek. Ama halka umut vaat etmek yerine, projelerle demokrasi vaat etmek yerine cemaatlerin kuyruğuna takılarak muhalefet yapmaya çalışmanın hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Bugün muhalefetten beklenen şey demokrasi çıtasını yükseltmek olmalıdır. Halka ne vaat ettiğiniz, iktidara gelirseniz daha güçlü bir demokrasiyi nasıl kuracağınızı bir bir anlatmanız lazım. Düşünün ki ortada bir diyalog, bir müzakere arayışı var. Kürt sorunuyla ilgili kan dökmeden silahsız bir çözüm arayışı var. Bundan rahatsız olan bir muhalefet var. Biz bu muhalefetle mi Türkiye'de ortak demokrasi inşa edeceğiz? Ben olsam bu görüşmeyi yapmam diye muhalefetle mi biz ortak demokrasi inşa edeceğiz?
ana dilde eğitim olmaz diyen muhalefetle mi ortak demokrasi inşa edeceğiz? Alevi sözcüğünü ağzına almaya çekinen bir muhalefetle biz Türkiye'de Alevi sorununu mu çözeceğiz? Yapmamız gereken şey açıktır. Muhalefette olduğumuz her dakika iktidarı demokrasiye zorlamak ve bir yandan da gerçek bir halk iktidarını, demokrasi iktidarını inşa etmek. Biz bunun için yürüyoruz. AKP iktidarda olduğu her dakika biz demokratik muhalefetimizi sürdüreceğiz. AKP'den hesap soracağız ve AKP'nin yerine gerçek bir demokrasiyi kurmak için de sandıkta canla başla mücadele edeceğiz. Bunun dışındaki yol ve yöntemleri de BDP'nin benimsemesini beklemek herhalde bu saatten sonra herkes için hayal olmalıdır. Bizden bu tür yöntemleri desteklememizi kimse beklemesin. Değerli arkadaşlar, paralel yapı anlayışı, paralel devlet anlayışı aslında öyle çok da gizli, saklı, kimsenin bilmediği derinlerde olan bir yapıdan söz etmiyoruz. Bu anlayış, bu zihniyet Türkiye'de devlet yönetme biçiminin bizzat kendisidir zaten. Türkiye'de her zaman resmi devlet az, derin devlet çok olmuştur. AKP iktidarı döneminde de bu değişmemiştir. Sadece emniyette, yargıda değil, bürokraside, üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde, sermaye kesiminde bütün bu paralel yapılar birbiriyle ortak hareket etmişlerdir. Üniversitelerdeki durum farklı mı? Bakın, şu anda emniyet kendilerini rahatsız ettiği için orada bir operasyon yapıyorlar. Ama üniversitelerde de biliyorsunuz paralel yapı, paralel devlet anlayışı AKP eliyle cemaate teslim edildi. Bakın önümde Dicle Üniversitesi'nden gelen bilgiler var. Sadece bir örnek. Bildiğim için, hakim olduğum için söylüyorum. Bütün üniversitelerde de durum farklı değil. 2008 yılındaki rektörlük seçiminde 112 oyla oyların sadece %16'sını almış bir rektör adayı Dicle Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Oyun akademisyenlerin %16'sının desteğini almış. Kendisi aynı zamanda AKP Diyarbakır milletvekili adayıydı. Kazanamayınca, milletvekili olamayınca rektör adayı oldu. Sadece 112 oy aldı, %16 destekle Dicle Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Kimin referansıyla? Bilmeyen var mı? Bizzat Fethullah Gülen'in referansıyla Dicle Üniversitesi'ne rektör atandı. Paralel yapı mı istiyorsunuz? Buyurun. Ve bu rektör gelir gelmez yaptığı ilk iş bütün akademik kadroları cemaatçilerle doldurmak oldu. Üniversitenin bütün yönetimini, dekanlıklarını Diyarbakır dışındaki cemaatçi üniversite kadrolarından Diyarbakır'a taşıyarak bine yakın atama yaptı. Bine yakın atama. Bugüne kadar hiçbir üniversite tarihinde olmamış bir operasyonla Dicle Üniversitesi cemaatçilerin eline teslim edildi. Orada akademik kadro bekleyen ve cemaatten referansı olmayan akademisyenler doçent yapılmadılar. Doçentken profesör olması gerekiyor. 5 yıldır, 7 yıldır bekliyorlar, yapılmadılar. Onların yerine cemaatten referanslı olanlar kaydıraktan kayar gibi hızla araştırma görevliliğinden doçentliğe, profesörlüğe kadar getirildiler. Bizzat benim Dicle Üniversitesi'nde konferans vermemi yasakladılar. Dicle Üniversitesi'nde konferans salonunda konuşmamı rektörlük kararıyla yasakladılar. Bu kadar bir paralel yapıdan söz ediyorum. Diyarbakır Emniyeti'nde kendileriyle bağlantılı olan paralel yapılarla işbirliği içerisinde üniversitedeki demokrat yurtsever öğrencilere operasyonlar yaptılar. Tutuklattılar. Polisi bizzat üniversitenin içerisine sokarak kantinlerde, dersliklerde gazla, copla öğrencilerine işkence yaptırdılar bunlar. Hesap soruluyor mu? Yok. YÖK'e taşıdık. Defalarca bu konuyu bizzat YÖK başkanına, YÖK yönetim kuruluna taşıdık. Aldığımız cevap şuydu bakın. Bunlar bize bağlı değil.
Bir şey yapamayız, bunlar bize bağlı değil. Doğru, biz de biliyorduk. Kime bağlı oldukları belli. İşte üniversitelerdeki yapı anlayış bu. Bilimsel kariyer, akademik kariyer bir kenara bırakıldı. İsmini vermeyeceğim ama Dicle Üniversitesi'ndeyken doçentlik sıfatı olan bir kişi hızla profesör yapılıp götürülüp başka üniversitede rektör yapıldı. Kendisi AKP'nin MYK üyesidir aynı zamanda. Böyle çalıştılar. Bütün bunlar olup biterken başbakanın bundan haberi yok muydu? Başbakan bunları bilmiyor muydu? Ya Allah billah aşkına, bu ülkenin her bir iş adamı kimliği ne olursa olsun, nereli olursa olsun başımızın tacıdır. Ama Hakkari'de Hakkarili Vanlı iş adamı yok mu? Otoyolları Rizeli iş adamı alıyor. Başbakanın arkadaşları alıyor. Van'da Vanlı iş adamı yok mu? Oradaki otoyolları, köprüleri Rizeli iş adamı alıyor. Hakkıyla alsa baş göz üstüne. Fakat nasıl aldıklarını biliyoruz. İşte paralel yapılar. Paralel ekonomi, paralel devlet. Birlikte oluşturdunuz, yediniz, içtiniz. İlleri paylaştınız. Bu vali senin, bu vali benim dediniz. Bakanlıkları paylaştınız. Ve Türkiye'yi siz bu hale getirdiniz. Şimdi bunların hesabını vermeden paralel devletle ilgili kıyameti koparmak kimseye samimi gelmiyor. 16 Aralık'ta siz çıkıp paralel devlet var ve ben bundan hesap soracağım deseydiniz çok daha güçlü olurdunuz, haklı olurdunuz, meşru olurdunuz. 16 Aralık'ta da siz paralel devleti biliyordunuz, bu yapıyı biliyordunuz. Kimse kimse yalan üzerine bir tezgah kurmaya çalışmasın. Kim şuna inandırabilir bizi? Cemaat yıllardır AKP aleyhine çalışıyor. Kim buna inandırabilir bizi? Beraber yaptınız her şeyi. Hepsini birlikte inşa ettiniz. Şimdi uluslararası güçler de tabii ki bütün bu açıklarınızdan faydalanarak devreye girdiler. Doğru. Çünkü bünye virüse açık olunca virüs boş durmaz. Gelir o bünyeye girer ve hasta eder. Siz kendi bünyenizi dirençsiz hale getirdiniz. Demokrasiyle güçlendirmek yerine kendi devletinizi inşa etmeye çalıştınız. Gezi direnişinde sokakta işkence yaptığınız, katlettiğiniz gençlerle ilgili hesap vermek yerine çıkıp onlardan hesap sormaya kalktınız. O insanların isyanını anlamak yerine, o insanların geldiği ruh halini tanımlamak yerine o insanlara zulüm yapmayı seçtiniz. Beraber yaptınız onu da. Ama şimdi buradan kurtuluşun bir reçetesi var. Barış ve demokrasi. Kalktınız. O insanların isyanını anlamak yerine, o insanların geldiği ruh halini tanımlamak yerine, o insanlara zulüm yapmayı seçtiniz. Beraber yaptınız onu da. Ama şimdi buradan kurtuluşun bir reçetesi var. Barış ve Demokrasi Partisi işte o doğru yolu gösteriyor. Yeni bir anayasa. Derhal geciktirmeden yolsuzlukların, hırsızlıkların üstünü örtmeyeceğinize dair kamuoyuna güçlü bir taahhütte bulunup ve bunun gereğini yaparak demokrasi paketleriyle yargıyı güçlü bir hale getirerek tarafsız, bağımsız bir yargı mekanizmasını şimdiden oluşturmaya başlayarak hukuk fakültelerinden başlayıp HSYK'ya, adalet akademilerine kadar tamamını yargı mensuplarının özgürce çalışabileceği bir alana dönüştürerek bunu yapabilirsiniz. Siz bu haliyle, bu şekilde yetişmiş yargı mensuplarıyla Türkiye'de demokrasi inşa edemezsiniz. Meselelere demokrasi gözlüğünden bakmayan, bakamayan yargı mensuplarıyla siz Türkiye'de asla paralel devletle de yolsuzlukla da mücadele edemezsiniz. Muhalif düşünen hiç kimseyi savcı hakim yapmadınız. Avukatları da
yargının bir parçası olmaktan çıkardınız. Türkiye'de muhalif olanların tamamına yakını diyelim ki hukuk bürosunun Çağdaş Hukukçular Derneği'nin avukatlarını tutup içeri attınız. Avukatlara boyun eğdirmeye çalıştınız. Şimdi yeni kurulacak yargı mekanizmasında işte avukatlara, barolara önemli roller düşüyor. Hepsinin yer alması lazım. Hakim savcılar yüksek kurullarında, adalet akademilerinde bunların yer alması lazım. Yeni alınacak hakim savcılarda özellikle uzun yıllar...